Yukarıdaki şekil alanları 25 cm² olan eş karelerden birleşmesiyle oluşmuş. Alanı 25 cm² ise o zaman her bir kenarımız 5'tir. 5, 5, 5'tir. Şeklin çevresinin uzunluğu sormuş. Şimdi çevresinin uzunluğu dediğimiz yerler neresi arkadaşlar? Buradaki parçalar. Şu parçaların uzunluğu. Peki bunları sayalım. Kare olduğu için eş kareler. Hepsi birbirine eşittir. Bunları saydığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 5 var demektir. Çarparsam eğer 10, 60 santimetredir. Doğru cevap B seçeneği. Kareli kağıtta verilen şekilde BC 8 santimetre olarak verilmiş. Tamamı 8 santimetre. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki her biri, buradaki her bir parça bir birim. Bu şeklin alanını istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. 8 çarpı 8'den tamamı 64. Ancak biz nereye hesapladık arkadaşlar? Burasını da dahil olarak hesapladık. Peki ben bu parçanın alanını çıkartırsam eğer geri kalan parça kalır. Burası 2 birim. Burası da 3 birim olduğuna 2 çarpı 3'ten 6. 64'ten 6'yı çıkartırsam eğer 58 geriye kalan parçanın alanı kalır. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki şekilde ABCD ve KLMC karelerinin alanları sırasıyla ABCD'ninki 81 ise arkadaşlar bir kenarı 9'a 9'dur. KLMC'ninki 9 santimetre kare ise her biri demek ki 3'e 3'tür. Buna göre arkadaşlar tamamı 9 olduğuna göre burası 3 ise buraya da DM'ye 6 kalır. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki şekilde bir basket potasının kenar uzunlukları verilmiş. Boyalı olmayan kısmın alanı kaç santimetre karedir? Verilen birimler metre, istenen santimetre kare. O zaman 100 ile çarpalım arkadaşlar. 90 santimetre oldu. Burası 1.2 120 santimetre. 0.6 60 santimetre. 0.45 45 santimetre olur. Şimdi tüm alanı bulalım. 120 ile 90'ı çarparsam eğer. 120 ile 90. Çarptığımızda ne elde edeceğiz arkadaşlar? 0. 9 kere 0 0. 9 kere 2 18 1 elde. 9 kere 1 9 1 elde 10. 1 0 8 0 10. 1 olacak. Yani toplamda 10.800 santimetre kare oldu. Şimdi ben buradaki taralı alanı çıkartırsam eğer bu da 60 ile 45'in çarpımıdır. Çarpalım. 0, 6 kere 5, 30. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 0, 0, 7, 2 olacaktır. Tüm alandan 10.800'den 2.700'ü çıkartırsam eğer 0, 0, 1, 8.100 kalır. Doğru cevap A seçeneği. Kenar uzunlukları birer doğal sayı olan dikdörtgenin alanı 36 cm². Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu sorulmuş. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir dikdörtgen 36 cm² ise 1'e 36 olabilir. 2'ye 18 olabilir. 3'e 6 olabilir. Bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Uzunluğu en fazla diyor. En fazla ise kenar uzunlukları birbirlerinin en uzun olması lazım. Yani 1'e 36 olur. Peki 1 ile 36'yı toplarsam 37 yapar. Çevresi nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarların toplamının 2 katı. Çarparsam arkadaşlar 37'yi 2 ile 14 bir halde 74'tür en fazla. Doğru cevap B seçeneği. Şekildeki dikdörtgenin bir kısmı birim karelerle kaplanmıştır. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası da 11 birim. Bu dikdörtgenin hepsini kaplamak için diyor. En az kaç tane daha birim kare ihtiyaç var? 5 çarpı 11'den tamamında 55 tane ihtiyaç var. Şu arkadaşlar kaç tanesini kullanılmış? 11, 12, 13, 14, 15 tanesi kullanılmış. 15 çıkartırsam eğer 40 taneye daha ihtiyaç var. Doğru cevap C seçeneği.
Yukarıdaki şekilde verilen panonun kenar uzunlukları 8 desimetre ve 70 santimetre. Öncelikle desimetrenin hepsini 1 santimetreye çevirelim. Çünkü bizden istenen santimetre kare. Bunu 10 ile çarpmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar 5 desimetre görüyoruz. O zaman 10 ile çarparsam 50 santimetre. 8 desimetre, 10 ile çarparsam 80 santimetre. 4 desimetre, 10 ile çarparsam 40 santimetre. Şimdi tüm şeklin alanını bulursam eğer 70 ile 80'in çarpımıdır. 70 çarpı 80'den 5600 santimetre kare olur. Tamamı. Bundan neleri çıkaracağız arkadaşlar? Buradaki resmi. Yani 18 çarpı 50'yi çıkartacağız. 0 sonra da olmak üzere 8 kere 5 44 halde 5 kere 1 5 4 halde 9. 0 da eklersen 900 bu resimden. Şimdi diğer at resmine bakalım arkadaşlar. 20 ile 40'ın çarpımı. Çarparsam eğer 800 santimetre karede bu gelecek. 900 800 daha 1700. 1700'ü çıkartırsam eğer 0 0. Bu da arkadaşlar 9. 3900'dür. Doğru cevap A seçeneği. Şekildeki bir kenarın uzunluğu 12 santimetre olan ABCD karesinin içerisine. Şimdi ABCD'nin bir kenarı 12 santim. Bu da kare bir kenarı 12 santim. 9 santimetre olan DEFG ve PRSB kareleri çiziliyor. Şimdi burası 9 ise bu parça 3 olacaktır. Tamam 12 olduğu için. Bu parça 9 olduğuna göre bu parça 3 olacaktır. Burası da 3 ise arkadaşlar ne elde edeceğiz? Buradaki EFGD de 9 olacak. O zaman buraya 6 kalır. Burası da 6. 3 olduğu için. 6'ya 6 karesi elde edildi. Buranın alanı soruluyor. Yani 6 çarpı 6'dan. 36. Doğru cevap. D seçeneği. Buna göre zeminde halı serili olmayan alan kaç metrekaredir? Şimdi 4'e 5'lik bir halımız var. Bu halının salonun ortaladığında her bir duvarın halıya uzaklığı 1 metre. O zaman burası 1 metre. Burası 1 metre. Aynı şekilde yukarıdan 1 metre, aşağıdan 1 metre. Şimdi bu uzunluğumuzu bir bulalım. Bulursak eğer. Burada ne kadar olacaktır? Burası 4 metre zaten. 1 metre aşağıdan 5, 1 de yukarıdan 6. 6 metre. Diğer taraftan bakalım bu uzunluğumuza. Uzunluğumuzu bulsak eğer. Burası 5 metre buraya kadar. 1 metre solda 6, 1 daha 7. Öyleyse tamamından 6 çarpı 7. 6 çarpı 7 42. Tamamından bu halıyı çıkartırsam eğer. Yani 5 çarpı 4. Bu da 20 olur. Geri kalan dışarıdaki boşluklar kalacaktır. Bizden istediği dışarıdaki bu boşluklar kalacaktır. Bunun için de 20'yi çıkartalım. Çıkartırsam eğer 2. 4'ten 2 çıkarsa 2. 22 metrekaredir. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıda karedeki kağıt üzerine verilen kalbin dışında kalan alan tahminen kaç birim karedir? Şimdi saydığımız zaman arkadaşlar burası 8 birim. Burası da 8 birim. Tamamı normalde 8 çarpı 8'den 64 birim. Peki kalbin içerisini sayalım. Bundan çıkartalım dışını. Sayalım tam olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tam var. Diğerlerini sayarsak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane de eksik var arkadaşlar. Bunları 2'ye bölersem eğer 8. Toplarsam eğer 14 ile 8'i 22 yapar yaklaşık olarak. 64'ten de 22'yi çıkartırsam arkadaşlar 21, 22, 42, 42, 43 aralığında olacak. Doğru cevap A seçeneği.